Chairman of the Supreme Audit, His Excellency Mr. Hadi Pranowo, Chief Justice of the Supreme Court, and Mrs. Harikin Kumpa. Member of Parliament, Mr. Ali Koçal, Member of Parliament, Mr. Cevdet Selvi, Member of Parliament, Mr. Süleyman Latif Yunusoğlu, Member of Parliament. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz dostum Doğu, muhterem hanımefendi, kıymetli misafirler. Dost ve kardeş Endonezya'yı Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce birçok defa geldiğim bu cennet ülkenin eşsiz tabi güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve insanın candan misafirperverliği her defasında bizi büyülemiştir. Türkiye'den Endonezya'ya bu seviyedeki en son ziyaret bundan 16 yıl önce gerçekleştirilmişti. Bu ikbarlar ziyaretinin aziz dostum Cumhurbaşkanı Widodo'nun çeyrek asırlık bir aradan sonra geçen yıl ülkemize yaptığı ziyaret gibi tarihi bir anlam taşıdığı kararındaydı. Hatırlayacaksınız, geçen yıl dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin arasının bir daha bu kadar açılmaması konusunda mutabık kalmıştık. 10 ay gibi kısa bir süre sonra Endonezya'ya iade ziyarette bulunuyor olmam bu irademizin bir tezahürüdür. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz dostum, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 16. yüzyılda başlayan köklü dostluk ilişkilerimiz günümüzde de güçlenerek devam etmektedir. Nitekim bu sabah gerçekleştirdiğimiz verimli ve kapsamlı görüşmeler dostluk ve işbirliğimizin daha da geliştirilmesine yönelik karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiştir. Geçen yıl Türkiye'yi ziyaretiniz sırasında ikili ilişkilerimizi çeşitli alanlarda daha ileriye taşıyacak çok sayıda antlaşma imzalamıştık. Bugün imza koyduğumuz belgelerle birlikte ilişkilerimizin geliştirilmesi için gerekli hukuki zemini çok ileri bir merhaleye taşımış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, bugün Jakarta'da bir kez daha müşahede ettim ki nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olan Endonezya ve Türkiye demokratik ve çoğulcu bir siyasi sistemde farklılıklar içinde birliği sağlamayı başarmış ender ülkelerdendir. Bundan toplumlarımızda hoşgörü, kardeşlik, karşılıklı saygı ve dayanışma duygularının hakim olmasının etkisi büyüktür. Bu müstesna vasıfların demokrasi, insan hakları, kadın erkek eşitliği ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerle harmanlandığı medeniyetler ve inançlar beşiği olan ülkelerimiz, İslam dünyasında bu alanda öncü rol oynamasından memnuniyet duyuyorum. Öte yandan, ülkelerimizin temel dış politika yaklaşımları büyük ölçüde örtüşmektedir. Çünkü Endonezya gibi Türkiye'de sorunların içeride olduğu kadar dışarıda da barışçıl yöntemlerle uzlaşı ve diyalog temelinde çözümünü esas almaktadır. Bu anlayışla G20, D8 ve İslam Konferansı örgütü gibi uluslararası kuruluşlarda yoğun işbirliği yapmaktayız.
Asya-Pasifik bölgesinde stratejik bir ortağımız olarak gördüğümüz dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerimizi ülkelerimizin ardığına yaraşır seviyeye getirmekte kararlıyız. Bu bağlamda ASEAN önemli bir örgüt olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye, geçen yıl Temmuz ayında ASEAN'ın dostluk ve işbirliği anlaşmasını imzalamıştır. ASEAN ile önümüzdeki dönemde diyalog ortaklığı tesis etmeyi hedefliyoruz. Bu örgütteki lider konumuyla Endonezya, Türkiye'nin ASEAN ülkelerine açılan kapısı olabilir. Türkiye'de stratejik konumu ve izlediği çok yönlü dış politikanın gereği olarak Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Afrika ile yakın ve yoğun ilişkilere sahiptir. Avrupa Birliği ile birlik müzakereleri yürüten ve gümrük birliği tesis etmiş bir ülke olarak Türkiye, Endonezya için bu geniş coğrafyaya açılan son derece elverişli bir merkezdir. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz dostum, bana geçme ve heyetinize gösterilen içten misafirperverlik için başta Zarbe Devletleri olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor. Türk ve Endonezya halkları arasındaki ezeli ve ebedi dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi için çalışma kararlılığımızı bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz.